Bloomberg HT ekranlarında ekonomik görünüme hoş geldiniz. Hafta içi her gece 21'de olduğu gibi bu akşam da karşınızdayız. İki değerli hocamız bizlerle. Profesör Doktor Asaf Savaş Akat. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Barış. Nasılsınız hocam? Vallahi daha iyi olabilirdim. Yani bu perşembe akşamları, bazı perşembe akşamları fena. Şu anda maç var Ali Sami Yen'de. Gidemedim. Yani program olmasa ve gidemedim. Evet yani. Hafta sonu gidecek misiniz maça? Gideceğim pazar. Gerçekten? Evet. Görüşürüz belki. Benim de bir niyetim evet, var. Evet. Bayağı var. Evet yani artık bu Covid Movid aşıları da olduk. Biraz da yani sosyal şey yapmak lazım. Evet. Dikkatli ama. Tabii maskeli tabii. Maskeli ve çok dikkatli. Aynen hocam. Ege hocam da bu sefer o yazlık sarayında kendisi. Deplasmanda. Deplasmanda. Ya olay şöyle oldu. Nasıl oldu? Evin içi biraz sıcaktı. Evet. Terasa çıkayım dedim. Baktım orası daha sıcak. Ha. Ne yapayım diye düşünürken bana dediler ki sen Bodrum'a in. Orası serindir. Ben de Bodrum'a geldim. Ne güzel. Bodrum'a indim. Hoş geldiniz Bodrum. Hocam. Nasıl evet, geçiyor Bodrum. Tatil? İyi geçiyor ama 2-3 gündür çok kuvvetli rüzgar var. Biraz denize girmenin keyfi kaçtı ama bitiyormuş yarın. Yine gireriz. Denize falan? Güzel ama ben... Giriyorsunuz ha? Yani. Giriyoruz yani. Giriyoruz. Bugün bile yani boşa geçmesin diye bir 10 dakika girdim yani. Vay süpersiniz hocam. Efendim değerli izleyicilerimize de ben hoş geldiniz diyorum. Maçtan Asaf hocam merak etmeyin skor veririz izleyicilerimize. 0-0 hala. Ben sizi de bilgilendiririm. Haber verirsin diye umut ediyorum zaten. Tabii tabii hocam merak etmeyin. Hala 0-0. Yersek, gol yersek haber verme de yani atarsak. Tamam bir gol kaçırmışız mesela az önce. İnşallah atacağız. Güzel haberi veririz izleyicilerimize. Şimdi bu akşam... Fenerbahçe atamamış mı? Fenerbahçe'ninki 10'da başlıyor hocam. Fenerbahçe'ninki 10'da. Ha. Bize denk gelmeyecek. Gol kaçırdı deyince. Yok. Şimdi bu akşam müteahhitlerin grevini konuşacağız. Yani biraz da Ege Hoca'yla da bugün sohbet ediyorduk. Enteresan bir şey. Böyle yani grev deyince biz genelde işçileri ifade ederiz. Yani işçilerden bahsederiz. İşçiler grev yapar. Ama müteahhitlerin bu grevi nasıl bir şey, nasıl bir durum? Ege Hocam size sözü bırakalım. Buyurun başlayalım. Evet, hakikaten ilginç bir olay. Gerçi bu resmen grev diye ilan edilmedi ama bütün unsurlarıyla greve benziyor. Yani benziyor diyelim. Grev değil tabii. Ama bu kelime de kullanıldı. Yani ben bunu ben söylemedim. Müteahhit grevi ibaresi basında da yer aldı. İlgililer de bunu böyle söylediler. Önce bir olayı anlatalım ne olduğunu. Efendim son zamanda çimento fiyatları çok artmış. Acaba niye arttı diye bakılmış. Çimento ihracatı artmış. Şimdi tabii Türk lirası değer kaybedince birçok kalemde ihracat cazip hale geldi. Yani belki de iç piyasa satmaktan daha da karlı hale gelmiş olabilir. Ve de çimentocular yurt dışına çok çimento satmaya başlamışlar. Bu yüzden de hem çimento arzı azalmış yurt içine hem de dışarıya yüksek fiyatla satabildikleri için buradaki fiyatları da yani iç fiyatları, iç piyasaya sundukları fiyatları da yükseltmişler. Bunun üzerine müteahhitler diyorum çünkü çeşitli müteahhitler ama anladığım kadarıyla yapsat müteahhitleri. Şöyle yapsat hocam şey inşaat müteahhitleri konfederasyonu açıklamayı yapan. Evet İMKON diye bir de kısa adları İMKON, var. İMKON evet. İMKON diye inşaat müteahhitleri. Hayır inşaat deyince mesela baraj inşaatı yapan müteahhitler de var ama herhalde onlar bu sistemin içinde değiller. Yani o da inşaat ama bu daha ziyade anladığım kadarıyla ticari anlamda yani kendileri yaptıkları ürünleri diyelim binaları işyerlerini satarak bu işi çeviren müteahhitler yoksa ihale almışsa orada zaten bir takım maddeler vardır fiyat artışına karşı. Neyse bunlar demişler ki ya bu
çimentocular zaten Türkiye'de aşağı yukarı onlar da bir kartelimsi yani bir yapıdadır. Yani çok birlik haldeler. Türkiye'de birçok konuda bu var. Çimento sanayicileri var. Bunlar fiyatları çok arttırdılar dendiğine göre. %200 tabii ne günden ne güne hesap edildi bilmiyorum. Biz de demişler 9 Eylül'den itibaren 15 gün süreyle iş durdurma, inşaat durdurma kararı bu. İşte grev benzeyen tarafı bu. Yani kolektif bir hadise var. Ve mesela grevin de tarifi işçilerin yapmakta olduğu işleri yapmamaya birlikte karar vermeleri ve eyleme geçmeleridir. Bu da böyle hep birlikte durduralım demişler. Ama bu arada da bir mesaj var. Diyorlar ki devlete, gördüğünüz gibi siz enflasyona mücadele ediyorsunuz. Bunun bir tarafı da işte bu çimento fiyatı ve bundan dolayı konut fiyatları da artıyor. Siz iyisi mi ihracata ek kısıtlama getirin. Zaten bir takım kısıtlamalar varmış galiba. İlave kısıtlamalar gelsin. Bilmiyorum, yasaklama yok herhalde. Eğer çimento sanayicileri dışarı satamazsa bize satmaya mecbur olurlar. Ve biz de bu kadar yüksek fiyattan almazsak onlar da fiyatları indirirler. Yani burada iki tane sinyal var. Bir sinyal çimento sanayicilerine yönelik. Bir sinyal de devlete veriliyor. Yani sen araya gir. Bunların ihracatını işte olabildiği kadar engelle ki bunlar da bize daha ucuza çimento satsınlar. Çimentocular da diyorlar ki ya bizim de diyorlar öyle keyfi zam yaptığımız falan yok. Girdi fiyatlarımız çok yükseldi. Hatta biz mağduruz falan. Bu da tipiktir. Türkiye'de herkes mağdurdur falan. Ama yani şimdi burada ya olay bu. Somut olay bu. Bunu konuşacağız. Bunu konuşacağız ya bunun yani teorik olarak nerede sakatlık var? Çünkü ben buna ilginç dedim. Bir an aklıma ibret kelimesi de geldi. İbretlik o biraz ağır kaçar. İlginç diyelim, burada kalalım. Şimdi Türk ekonomisinde ne sıkıntı var? Neden şikayet ediliyordu? Deniyordu ki efendim ihracatımız az. Türkiye'nin içinde de sanayiye dönük yatırım az yapılıyor. Bütün yatırımlar betona gidiyor. Evet. Yani inşaat sektörü daha çok kaynak çekiyor. Şimdi bir olaylar zinciri gelişiyor. İşte dışarıdan çimento talebi geliyor. Çimento ihraç etmek karlı hale geliyor. Bu inşaatı pahalılaştırıyor. Ve dolayısıyla onların yaptıkları binalar az satılacak. Az satılınca inşaat faaliyeti daralacak. Ne artacak? İhracat artacak. İhracat artınca ne olacak? İhracata yönelik yatırımlar olacak. Hani ekonomide deriz ya, kaynak tahsisi. Biz de tam bunu istiyorduk zaten. Diyorduk ki ülkenin kaynaklarını, yani yatırım için para diyelim buna, bunu böyle betona dökmeyelim. Asaf'ın çok sevdiği tabirle non-tradable, yani dış ticaret mevzu olmayan inşaat konusuna girmesin. AVM'ler, binalar, yazlıklar falan filan. Çünkü Türkiye'de böyle müthiş bir boş bina hadisesi var, özellikle yazlıklar. Aksine sanayiye yatırım yapalım. Bu çimento olur, herhangi bir şey olabilir. İhracat artsın. Sistem, kapitalist sistem kendi içindeki kendi kendine düzeltme mekanizmasıyla bunu yapıyor. Birden eski durumdan değişiklik tepki yaratıyor. Yani sistemin kendini düzeltmesini hemen gidiyoruz kafasına bir tane vuruyoruz. Kendini düzeltme diyoruz. Ne diyoruz? Biz daha çok betona yatırım yapalım. Daha çok dış ticaret konusu olmayan konulara, alanlara sermaye tahsis edelim. İhracat da kısıtlansın. Yani bu çok tuhaf, garip bir şey. Ben şimdi burada duracağım. Sonra biraz da... Yani, biraz da Asaf Hoca'ya söz mü verdin? Evet.
sözü biraz bırakacağım. Daha sonra da bu grev, lockout nereden doğmuş? Bir de bunun sonra açık biraz teorisini anlatacağım ama şimdi Asaf Hoca o güzel sesiyle bize şarkı şunu bir şöyle bir dibinden bir sallasın bakalım. Bu arada Asaf Hocam, güzel bir haberim var size. Galatasaray 1-0 evet. Öne geçti. Bravo. Vallahi. Kim attı? Kaleci kendi kendine atmış, onların kalecisi. Hadi ya. Vallahi öyle hocam. Golü kaleciye yazmışlar. Öbür tarafın kalecisine yazmışlar. Lazio'nun kalecisine. Şimdi Ege Hocam giriş yaptı konuya. Bu inşaatçıların grevi hikayesi, müteahhitlerin grevi. Neyse böyle bir açıklama var. Ve çimentocuları suçluyorlar. Çimentocuları Ege Hocam çok güzel. Ya kardeşim, ihracat yapıyorsunuz, bize de pahalıya satıyorsunuz. Biz de inşaat yapamıyoruz. Yani işin özeti bu. Ve biz de bunu protesto ediyoruz diyerek Ege Hocam'ın ifadesiyle iki noktaya mesaj gönderdiler. Hem çimentocular hem de kamuya, devlete, ekonomi yönetimine. Siz nasıl bakıyorsunuz bu hikayeye? Yani Ege o kadar güzel anlattı ki şeyi, hikayeyi, bir kere konu güzel. Yani konumu kendi hakikaten bence sonunda özetliyor. Şimdi iş genel laf etmeye gelince, yani sallamaya tabiri caizse, iş kolay. Efendim ihracatımızı arttırmalıyız. İşte inşaatla büyüme olmaz. Değil mi? Hem beton, işte şu filan falan. Sonra işte bir şeyler oluyor. Kur yukarı gidiyor. Hakikaten fiilen piyasa, Ege'nin dediği gibi, kur yukarı gidince şey tabii bakıyor, çimentocu dışarı satsa 5 dolara işte 8,5 liradan 42,5 lira alacak. İçeride de o fiyata satacak yani. Yoksa dışarı satar adam. Tabii bunun ufak tefek şeyleri olacak ama yani liste itibariyle dışarı satmayı tercih ediyor. O zaman öbür taraf diyor ki, ya bir dakika kardeşim, olur mu değil mi? İhracatı kısalım da bize daha ucuza satmak zorunda kalsın. Yani ilave şeyini, üretimini satamayınca içeride satmak için daha ucuzlaşsın diye. Dolayısıyla tam Ege'nin dediği gibi bir durum oluyor. Genelde hepimiz ihracatın artmasını ve inşaat sektörünün bu kadar öne çıkmamasını istiyoruz. Ama somut bir olay olduğu anda bir de bakıyoruz aniden, en azından burada taraflardan bir bölümü, ya olur mu böyle şey, biz dedik ama o bizim için olmasın o. Türkiye'de çok yaygındır yani. Aman bize dokunmasın. Yani ihracat artsın ama bizim ham maddemizi artmasın. Yani çünkü o zaman fiyatı da artacak. Başkaları arttırsın ihracatı. Böyle bir şey. Ben bunu yani çok geç, yeni değil bu aslında. Türkiye'nin çok eski bir hikayesi bu. Yani Türkiye, Türk insanının, Türk iş adamının piyasa anlayışı diye benim daha 79-80'dir yazdım. Yani 40 sene olmuş yazalı. Alternatif büyüme stratejisi ön sözünde vardır öyle bir şey. Piyasa anlayışı şudur. Hükümet benim girdiler mi ucuza versin. İşte işçi ücretlerinin fazla artmasını engellesin. İşte greve engellesin. Şeyleri bana bedava toprak versin, onu versin, bunu versin. Bütün bunları yapsın. Döviz kurunu ham madde ithalatım için benim sevdiğim gibi ucuz tutsun. Sonra da benim fiyatıma ama karışmasın. Piyasa ekonomisi nedir? Hükümet benim fiyatım dışında her şeyi benim lehime belirleyecek. Ama ben fiyatımı kendim istediğim gibi belirleyeceğim. Yani böyle bir vergide düşük tutsun. Vergide tabii. Vergi kim nasıl bana öbüründen alsın? Benden almasın. Bizim sektörden çok vergi alınıyor. Bizim sektörün çok vergi alınıyor tabii yani. Şimdi bu yani bildiğimiz bir şey. Ve bu sadece iş aleminde değil, bunun tabii siyasi otorite, idare nezdinde, yani bürokraside ve siyasi iktidarda da iyi kötü bir iz düşümü vardır. Orada da hemen olur mu efendim böyle şey, işte ona nar koyalım, bunun fiyatını şey yapalım, onu bilmem ne yapalım filan, yani oraya şey. Şimdi bu bir de bir şey daha var. Biz genellikle iç piyasada bir malın fiyatı artınca ithalatla terbiye ederiz. Gıdada özellikle. Yani bir herhangi bir yerde bir şey olduğu zaman Türkiye'de yapılan bir üretimin fiyat artışları olduğunda ithalatla onu terbiye ederiz. Bunun anlamı şu tabii, bunu yapabilmek için şu lazım: Türkiye fiyatının
dünya fiyatının üstünde olması lazım cari kurdan. Evet. Bir şekilde. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir şey olması lazım. Şimdi burada tabii onu kullanamıyoruz. Çünkü zaten adamlar dünya fiyatından kura çevirdikleri zaman işte o fiyat çıkıyor zaten. Yani ithalatla terbiye etmek de biliyor. Onun için bu sefer değişiklik o. Eskiden efendim ithalatla terbiye söz konusuydu. Şimdi TL değer kaybetti ki ihracatı engelleyerek terbiye edelim fiyat artışlarını şeklinde bir şey. Tabii sektörün bu arada belki şunu belirtmekte yarar var. Birincisi sektör şey bir sektör, ilginç bir sektör. Şu anlama ilginç bir sektör. Çimento yükte ağır, pahada hafif bir şey olduğu için çok uzun mesafe taşınabilirliği yok. Yani ticareti mümkün ama genellikle ticareti ancak kısa mesafeler içinde yapılabiliyor. Deniz yolu hariç, yani deniz yolunda daima ticaret yapmak mümkün. Dolayısıyla çimento üreticileri kendi bölgelerinde bir şey güce sahip oluyorlar. Bir tekel demeyelim ama yani tekelci güç denilen literatürde bir kendi fiyatlarını istedikleri gibi biraz koyma. Yani Erzurum'da çimento fiyatı artınca Mersin'den çimento getirmek çok zor. Çok fiyatı yani taşıma o kadar pahalı ki o mümkün değil. Dolayısıyla işte herkesin her çimento böyle bölgesel küçük şeyler oluyor. İkincisi tabii müthiş bir konsolidasyon var sektörde. Yani ufak oyuncu az bilen biliyordur yani. Çok az sayıda büyük oyuncunun şey yaptığı, hakim olduğu hatta bölgeleri biraz paylaştığı filan böyle evet. Bir sektör. Böyle yani kendine özellikleri de olan bir sektör. Dolayısıyla ilginç bir şey. Şu sıralarda da işte bu müdahale zaten son derece yaygın. Yani enflasyon mu artıyor? Bu meşhur bir şeydir zaten yani değil mi? Şeye atfedilir. İttihat ve Terakki'nin büyüklerinden birine atfedilir. İşte et fiyatları artınca 3 tane kasabı sallandıracaksın. Ondan sonra fiyatlara da asacaksın, fiyatlara da nar koyacaksın. Bu et fiyatlarındaki artış biter hikayesi. Şimdi ona benzer, bunun muadili, eşdeğeri şeyde yaklaşımı da öbür tarafta görüyoruz zaten. Evet, benim şimdi diyeceğim bu Ege. Ege önceye döneceğim. Giriş olarak bu kadar. Şeyi hatırladım. Yani bu maalesef yani niyetlendim fakat unuttum ama bu Türkiye'de çimento üretiminin de yani bir tarihçesine yani çimento çok yani Türkiye büyüyor mu gelişiyor mu gelişmiyor mu şey falan filan yani özellikle mesela 50'li yılların başına filan gidildiği zaman Türkiye'nin toplam çimento tüketiminin bugün küçük bir fabrikadan ürettiğinden daha az oldu. Yani kaç kat artmış o zaman içinde çimento üretimindeki Türkiye'deki artış da son derece etkileyicidir. Benim çocukluğumda işte Demokrat Parti şeye başlayınca var olan 3 tane çimento fabrikası da yetmeyince çimento ithal edilirdi. Yugoslavya'dan oradan buradan Türkiye'ye çimento ithal edilirdi. Yani işte üretim diyelim ki o zaman 300-400 bin ton. Talep 400-500 bin tona çıktı mı 100 bin ton çimento ithal edildi filan. Yani böyle o hikaye Türkiye'nin bir yerde çimento peki. Üretim hikayesi bir Türkiye'nin gelişme ve sanayileşme hikayesi olarak da görülebilir. Birkaç mesaj okuyacağım Twitter'dan, @bloomberg.com.tr'den izleyicilerimizin de bu konudaki mesajları. Sonra hemen Ege Cansan'a döneceğim. Mesela diyor ki Ali Katar Bey, konut maliyetinin yarısı arsa fiyatı diyor. Bence çimento falan hikaye demiş biraz. Yani burada konutların fiyatların yüksek olmasında ya da inşaatçıların maliyet hesabında en büyük bence diyor kalem arsa fiyatıdır. Arsa rantındaki en büyük sebeplerden biri de belediyelerin imar planları diyor. Efendim hükümet imar kanununu acilen yeniden düzenlemelidir demiş. Bir başka izleyicimiz diyor ki o zaman da diyor yabancılara da konut satışı yasaklansın. Konut fiyatları çok yüksek çünkü diyor. Kendi vatandaşı evsizken, kiradayken yabancıya ev mi satılır? Bütün bu mesajlar ünlemli. Bakın diyor böyle de biz de korumuş oluruz diyor. Yani hani nasıl
İnşaat ve müteahhit tarafı diyor ki arkadaş sen niye işte bak biz içeride inşaat yapamıyoruz yurt dışına. O zaman diyor ki biz de diyor vatandaş olarak ey inşaatçılar, ey müteahhitler yabancıya ev satmayın. Onlara yüksek fiyattan satıyorsunuz. Bize düşük fiyattan ev niye satmıyorsunuz? Vatandaş çok haklı. Yani bunu yazan arkadaş düşünemiyor musun? Bizim vatandaşlarımız tatile gidemiyorlar. Turistlerin gelmesi yasaklansa bu otellerde çok daha ucuz. Vatandaşlarımız kalır, refahımız artar. Fevkalade yararlı olur yani. Desteklemek mümkün mü? Peki. Yani. Editörümüz de göndermiş. O da şu bilgi var. Bu ODTÜ'nün bir araştırması varmış Ege Hocam. Çimentonun konut inşaat maliyetindeki payı %3 ila 5 arasındaymış. Şimdi hani, yani arsa işte payı vesaire ne kadar yüksek dedi. Çimentocuların bu açıklamaları öyle söyleyelim. Onlar da diyor ki demiş ki dünyada en ucuz çimento Türkiye'de müteahhitler daire fiyatını %50 düşürürse çimentoyu da bedavaya veririz. Biz de bedavaya veririz demişler. Yani sorun güzel olmuş yani. Sorun da çözülür. Ama bu hikaye güzel olmuş yani. Memlekette hakikaten insanların morali bozuk bir dönemde. Moralin hakikaten bozuk olduğu bir dönemde. Bir hayatımıza bir renk katmış. Bak ne güzel şeyler çıkıyor. Yani, hocam biz de vatandaş kadar, olarak ucuz konuta ulaşmış oluruz aslında böyle bir şey olsa. Evet yani. Evet yani çok düşük bir ihtimal ama böyle bir şey olmaz herhalde. Buyurun değerli hocam. Tokyo mesela tüm mimari ahşapla yapıyor. Çimento bu kadar elzem mi diyen var. Çimentocular da bedava versek fiyat düşürmezler diyor gibi yine izleyicilerimizin mesajları var. Murat Bey ve Güran Bey'in mesajını okumuş olayım. Twitter'dan @bulunbörkeyt'den yazabilirsiniz bu konudaki görüşlerinizi bizlere. Ege Hocam buyurun devam edelim. Şimdi malum bu kapitalist sistem tabir edilen veya serbest piyasa sistemi denilen sistemin esası fiyat mekanizmasıdır. İşte bu Adam Smith adındaki İngiliz'in de görünmez el dediği şey fiyat mekanizmasıdır. Bu fiyat mekanizması bütün bu kararları o veriyor. Yani dışarı mı satılacak, içeri mi satılacak. Şimdi peki şöyle denebilir mesela. Ya fiyat mekanizması hiç mi hata yapmaz? Yani buradaki hatadan kasıt da işte kaynak tahsisi çarpıklığı gibi bir hadise. Tabii fiyat mekanizmasının çalışması için de bir takım şartlar var işte. Çok alıcı, çok satıcı, piyasaya giriş çıkışlar serbest. Yani ayıcılık yok, kartelleşme yok, tekelleşme yok. Böyle bir şartları var ama onlar sağlansa bile piyasa mekanizması yani bu fiyat mekanizması hiç mi hata yapmaz? Yapar. Fiyat mekanizmasında da hata olur. Sonra hatadan da dönülür. Nasıl dönülür? Mesela bir konu çok karlıdır diye oraya yatırım yapılır. Derken o konunun alternatifi daha ucuz bir şey çıkar. Yahut moda değişir. Oraya yapılan yatırım altı hale gelebilir. Ama yaşanan tecrübeler gösteriyor ki merkezi planlama sistemleri bundan çok daha fazla hata yapıyor. Çok daha fazla kaynak tahsisi çarpıklığı yaratıyorlar. Şöyle bir tabir kullanayım. Diyecekti bir Atatürk'ün bir sözünden ilham alıyorum. Fiyat mekanizmasının yarattığı çarpıklıkları ortadan kaldırmanın yolu yine fiyat mekanizmasını işletmekten geçer. Onu devreden çıkarmaktan geçmez. Dönüp şuna bakmamız lazım. Hakikaten çimento fabrikaları acaba bir tuhaf fiyatlandırma mı yapıyorlar? Ben bilmiyorum. Şimdi biz bütün bunları gazetelerden okuyoruz. Yani kamuya açık bilgilerden bulunan yorumları yapıyoruz. Kendi iktisat bilgimizi bunlar analizinde kullanıyoruz. Birisi kalkıp diyebilir ki ha efendiler siz öyle konuşuyorsunuz ama işin iç yüzünü bilmiyorsunuz. Burada bilmem ne vardır. Şimdi ben hakikaten bilmiyorum. Böyle işin iç yüzü var mı? Onu bilmiyorum. Ama ortada bir tablo var. Ve hatta
galiba hükümetimiz de çimentoyu, şuraya not almıştım, ihracı kayda bağlı mallar listesine almaya karar vermiş. Bundan önce de gübrede bu konuda bir karar alınmış. Yani bu sinyal bir yerlere kadar gitmiş. Ve böyle bir karar çıkmış. Şimdi ben tabii bunları görünce çok huzursuz oluyorum. Çünkü fiyat mekanizmasına bu şekilde müdahale ettikçe içine girdiğimiz girdaptan çıkamıyoruz. Şimdi ben tam sırası geldi diye bu grev işte meselesine ya teorisine girmek istiyorum. Grev, daha doğrusu greve giden yol nasıl başlamış? Buna biliyorsunuz toplu müzakere deniyor İngilizce'de. Collective bargaining. Şimdi yani kolektif olarak pazarlık etmek. Niye buna izin verilmiş? Çünkü başlangıçta Amerika'da işte bir Sherman Act diye bir kanun vardır. Ta 30'lara kadar Amerika'da grev yasaktır. Emek üzerine tekelci uygulama diye yasaklamışlar bunları. Yani grev olmamış değil ama hepsine kanunsuz grev gözüyle bakmışlar. Grevler kırdırılmış falan bilmem ne. Çok adam öldürülmüş. Gangsterler girmiş içine. Ama şöyle bir teoriden kalkılmış. Herhangi bir şeyin arzı üzerine tekel kurulmasın. Bu da emek arzı üzerine tekeldir gibi. Derken bu değişmiş işte. Diğer kanunlar çıkmış. İşte Taft Hartley kanunu falan. Neyse. Adları önemli değil. Argüman şu. Diyor ki fiyatın alıcı ile satıcı arasında doğru yerde oluşması için ikisinin güçlerinin eşit olması lazım. Birey işçi patron işveren karşısında güçsüzdür. Bu yani böyle ufacık bir çocukla kocaman bir adamı güreş tutturmaya benzer. Hele hele ortada bir işsizlik de varsa, yani kapıda böyle çok daha ucuza çalışmaya razı insanlar varsa, bu ücretler bir türlü doğru yere çıkamaz. Ne yapmak lazım o zaman? Pazarlıkta tarafların güçlerini eşitlemek lazım. O zaman diyorlar işçilere toplu pazarlık hakkı verelim. Kolektif olarak işverenin karşısına çıksınlar. Birer birer çıkarlarsa işveren onları sinek gibi eziyor. Ama bir birlik kurarlarsa, sendika kurarlarsa, işte union deniyor, sendika birlik kurarlarsa, hep birlikte pazarlık ederlerse güçlenirler ve ortada bir denge olur. Yani fiyat doğru yerde teşekkül eder. Dikkat edersek burada yine amaç fiyat mekanizmasının doğru çalışmasını temin etmek. Fiyat mekanizmasını ortadan kaldırmak değil. Demek ki tekelleşme gibi bir şeye mani olmak için grev yasaklanıyor. Ama bir de bakılıyor ki bir asimetri doğmuş. Evet. Şimdi burada böyle bir olay yok. Çünkü inşaatçıların evi kaça sattıklarının bir tavanı yok ki. Çok güzel seyircimiz diyor. O zaman ben de devam edeyim. İnşaat satış fiyatlarını da devlet tespitsin. Asaf da çok güzel söyledi. Benim girdilerimin fiyatını devlet bastırsın. Ama benim sattığım malı... Ya hocam devlet hangilerine uğraşacak vereyim. Allah aşkına? Çimentoyu durdursun. Efendim marketteki yumurtayı... Şimdi bugün yumurta koyun. Yumurtayı durdursun. Gitsin oradan süte müdahale. Yurt dışından işte ithalat efendim nohut fiyatına bilmem. İnşaatta müteahhit ev. Ya o zaman devlet ne yapıyor? Devlet sürekli işi fiyatla kovalamak mı? Yani... Zaten hayır, kovalayıp iş hallolsa amenna. Kovaladıkça batıyoruz. Yani bu piyasa mekanizmasını lütfen hepimiz çok ciddiye alalım. Onu iyi çalıştırmaya bakalım. Onu devreden çıkarmaya değil. Yok ona inanmıyorum, buna inanmıyorum. Yani elle müdahaleye başladığınız andan itibaren müdahale müdahaleye getirir. Karşı taraf başka türlü hileler yapmaya başlar. Yok sıraya girdim, sıra sattım. Bilmem ne. Bir zamanlar Türkiye'de benim işte sanayi yöneticiliğim 60 yılı geçti. Birçok malın fiyatını Sanayi Bakanlığı verirdi. Ondan sonra ne olurdu? Peşin satmasın malı, vadeli satarsın.
vadiye bindirirsin, sıraya sokarsın, sıra satanlar çıkar falan filan. Yani Türkiye'de uzun süre kamyonu ilan edilen fiyattan olan bir kişi çıkmamıştır. O çünkü zaman devlet fiyatı. İkincil piyasa mı oluşuyor? Yani bu kara borsa mı oluşuyor? Yani birincisi şöyle. Fiyat peşin fiyatı olarak tespit ediliyor. Firma kendisi peşin satmıyor, vadeli satıyor. O zaman diyelim ki aylık faiz %1.2 ama kendi vadeyi yaparken aylık %2.5 faiz koyuyor. Yani peki. Vadeli fiyat. Efendim? Biraz mesaj okuyayım mı? Tamam. Bu şeyde de oldu ama yani daha yeni oldu. Çok uzak değil bu. Covid sırasında aniden talep açılınca otomotiv kayboldu. Dolayısıyla liste fiyatının üstüne çıktı bizde otomobil fiyatları aniden. Araba yoktu. Allah'tan kimse fiyat tavanı koymadı. Sıra satılmaya başlandı. Aynen. Peki. Evet. Biraz mesaj okuyayım. Asap hocam size döneceğim Twitter'dan. Tabii. At Bloomberg'e bu konu enteresan bir konu. Hakikaten başka ülkede var mıdır? Mesela ne bileyim İngiliz inşaatçıları çıkıp ya bu İngiliz çimento şirketleri hep ihracat yapıyorlar. Bize yüksek fiyattan biz de konut yapamıyoruz diye ki İngiltere'de konut sektörünün bayağı değil mi Asaf hocam? Yani iyi olduğu böyle revaçta olduğu ülkelerden bir tanesidir. Ortadoğu'lu müşterilerin çok olmasıyla. Twitter'dan @bloomberg.kt'den mesela gelenlerden biraz okuyayım. Neler var demiş izleyicimiz. Devlet diyor bu hale gelmeden önce planı yapmalıydı, programı yapmalıydı. Eğer diyor programsız, plansız işler yapılırsa işler böyle kontrolden çıkar demiş. Ama devlet ne yapsın? Hani inşaat devlet sektörü düzenler ama yani öncesinde ne yapabilirdi onu bilemedim. Okan Aybar fiyat arzla kontrol edilebilir demiş. Levent Demircan demiş ki inşaatçı inşaatı durdurduğunda mağdur yine vatandaş. Yani kaybeden tırnak içerisinde yine biz oluyoruz demeye çalışıyor. Parasını vermiş daireyi iş durdurma kadar yani o iş durdurulan sürede yine vatandaş geç alıcı. Doğru söylüyor hani vatandaşım ben Asaf hocam paramı da vermişim evi de almışım ya da ödüyor kredi çektim ödüyorum. Bekliyorum ki 2 sene sonra ev olsun. İnşaatçı müteahhit diyor ki ya hayır olmaz 2 sene sonra neden? Ben işte bak çimentonun fiyatı yükseldi. Ben sana zaman yarın bir gün demir fiyatı da yükseldi. Şimdi yarın bir gün başka bir şeyin fiyatı yükseldiğinde de bir 6 ay daha öyle verelim. Yani öyle gene vatandaş mağdur mu olacak diye benim de kafama geliyor. Çimento maliyeti konut inşaatında en fazla diyor olsa olsa %20'sidir. Lüks konuta gidildiği zaman daha da düşer. Çimento ihracatına kısıtlama getirilmemeli. Aksi takdirde yabancıya konut satışı da yasaklanmalı demiş Özgür Bey. Bir başka izleyicimizin mesajı bugün bir araba satıp ev alabiliyorsunuz demiş. Marjinal ikame oranı sorun fiyat istikrarsızlığıdır demiş. Bir başka izleyicimiz bence diyor tabiri caizse aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık olayı müteahhit çimento ihraç edeceğim diye arzı azaltıyor fiyat yükseliyor. Bu arada demir fiyatları da çok hızlı bir şekilde yukarı gidiyor. Sonuçta yine tüketici daire fiyatlarını yüksek buluyor. Elinde bu kalıyor demiş efendim. İnşaat demiş, imar sistemine bağımlı demiş Çiçek Rumuzlu izleyicimiz. Efendim burada imar sorunu diyor. Yine Serdar Bey de arsa inşaat sektörünün ham maddesidir. Daha ucuz arsa üretimi şarttır. Bu da devlet politikasıdır işte. Ben dedim ya devlet ne yapsın dedim ya. Yani devlet nereye kaçır? Devlet diyor arsa üretimine yoğunlaşsın. Zaten inşaatın ham maddesi çimentoyu, demiri geçtim arsadır. Bakın arsa maliyetleri de hani İstanbul özellikle büyük şehirlerde en büyük maliyet olarak hep dillendirilir. Bu görünmez el neden hep aleyhimize işler demiş Ömer Ömer Köşker. Yani görünmez el her zaman aleyhe mi işler değil mi? Fiyat çok yüksekse Asaf hocam çoktan bana düşmez böyle iki tane üstadın yanında ama fiyatlar çok yüksekse vatandaş gidip almaz. Vatandaş gidip almadığında da fiyatları biraz düşürmek zorunda olur satıcı. Görünmez el fiyat düştüğünde bu kez vatandaş lehine çalışabilir mi Asaf hocam? Şimdi bu hikaye satıcılar vatandaş değil mi? Burada tamam. Bu hikaye hep karşımıza çıkıyor. Şimdi ikiye bölünüyor. Bir vatandaş var o hep alıyor.
Evet. Bir de satanlar var, onlar belli ki vatandaş filan değil. Onlar başka çünkü bir şey. Enflasyonda da böyle. Çünkü fiyat arttığına göre değil mi? Tabii. Fiyat artıranlar göre... kötü tırnak içerisinde. almak isteyen de iyi. Ne hep artıranlar kötü. Hayır da şimdi ama herkes bir şey satıyor. Doğrudan ya da dolaylı. Yani gelir elde etmek. Ama için. Herkes bir şey satıyor da ben mesela emeğimi satıyorum. Ben emeğimi yeteri kadar iyi pazar ya da iyi fiyata satamıyorum. Benim elim kolum işte bağlı, sendikal vesaire falan toplu sözcü olmadığında. Onun enflasyondan bir alakası yok. Yunanistan'da enflasyon eksi. Ama ücretler daha fazla düştüğü için fiyatlardan reel ücretler düşüyor şimdi. Bak reel ücretlerdeki hareketle enflasyonun hiçbir alakası yok. Değil mi? Bir ülke düşürebilirsin. Enflasyon %5. Nominal ücretler 0. Enflasyon %2. Nominal ücretler %2 düşüyor. Bundan bir alakası yok. Yani şu çok önemli. Yani birincisi şunu diyebiliriz. Ücretli çalışanlar vatandaştır. Bir. Varsayım. İkinci varsayım. Ücretler mutlaka enflasyondan düşük artar. Her ücretlinden ücreti enflasyon. Şimdi bunu söyleyebilir misin? Yani sadece ücretler vatandaştır diyebilir misin? Bütün ücretler enflasyonun altında artıyor diyebilir misin? Çok zor. Bütün onun diyemeyiz. Için biz, yani, ama yoğunluk öyle. Öyle mi hakikaten? Bilmiyorum. Öyle mi hakikaten? Yani hakikaten öyle mi? Bilmiyoruz. Yani genel kanaatımız o. Genel kanaat. Anekdotal bir şekilde bu yani şey insanlar enflasyonun çünkü bize ne diyecek? Enflasyon %18 diyelim. Türkiye'nin enflasyonuna bak bir de hocam. Bir de o var. Ha işte onu diyecek. İşte onu ne zaman aldın sen? %20 aldım. E tamam enflasyonu almışsın diyeceksin. Olur mu kardeşim? TÜİK yanlış ölçüyor. Enflasyon 20 değil ki %30 diyecek. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu işin iki tarafını unutmamak lazım. Vatandaşın içinde inşaatçı. Burada şimdi dikkat edersen İki tane özel vatandaş grubu şey yapıyor. Yani grev deyince genellikle biz neyi anlarız? Bir taraf zayıf olacak. O zayıf olan taraf işçi, değil mi? Çalışan, tek başına bir gariban. Karşısında 10 bin kişi, 20 bin kişi, 15 bin kişi çalıştıran devasa bir firma var. Onun için ne hakkı gelmiş? Sendikalaşma hakkı gelmiş. Beraber, kolektif olarak pazarlığa oturmalar. Çünkü tek tek pazarlık yaparlarsa şirket onların hepsini döver. Yani müthiş bir gücü var. Onun için sistem kurulmuş. Bu da öyle kendiliğinden olmamış. Yani baktığın zaman işçiler sendika kurup toplu sözleşme hakkını aman efendim bu ne kadar iyi, ne güzel demiş patronlar ve devlet ve siyasetçiler bizim öyle olmuyor. Batıya baktığın zaman kavga, dövüş, kan, grevler kuruluyor, şeyler müthiş bir sosyal mücadeleyle bunu alıyorlar. Yani öyle kolay kolay bu hak verilmiyor çünkü onlar da patronla ne istiyor? Bunları tek tek alırsam ben kırarım diyor. Hepsi bir arama karşıma gelirlerse zorlanırım diyor. Böyle bir geçmişi de var. Şimdi burada şeyde ilginç olan çimento şeyde bunların ikisi de patron. Evet. Değil mi? Yani tabii. Orada yani şimdi gariban şeyler, gariban konut şeyleri değil mi? Gariban müteahhitleri. Gariban müteahhitler. Ondan sonra gaddar ve dev böyle bir şey de birisi yok. İkincisi daha genel bir şeye, çerçeveye dikkat etmek istiyorum. Türkiye'de yani bugün öyle bir şey oldu. Hani biraz iktisat dersi gibi şey anlı ama şöyle bir şey var şimdi. Mesela konut fiyatı niye artar? Değil mi? Yani bir şeyin fiyatı niye artar? Ya talebi hızla artıyordur ya arzı az artıyordur. Öyle değil mi? Yani talebe kıyasla arzı az olacak ki fiyatı artsın. Tersi olsa arzı çok. Talebi yoksa fiyat ne olur? Düşer. Bu konut içinde geçerli midir? Tabii ki konut içinde geçerlidir. Eğer herkes ev satın almaya çalışıyorsa ama ev üretimi yoksa konutların fiyatları buradan gider. Her taraf satılmamış konut doluysa kimse almıyorsa şey yapmaz. Demek ki fiyat artışında bir fiyat artışı olduğunda iki şeyle karşı karşıyayız. Fiyatın artışından şikayet edenin neyi istemesi lazım? Fiyat değil mi? Alıcı ne yapması lazım? Konut arzının arttırılmasını istemesi lazım.
daha çok inşaat yapılsın diyecek. Şimdi halbuki bakarsın hem adam fiyatın yükselmesinden şikayet ediyordur hem de Türkiye'de çok inşaat yapılıyor diyordur. E çok inşaat yapılıyorsa demek ki yetmemiş ki fiyatlar artıyor. Demek ki bunun da üstünde inşaata çıkması lazım ki fiyat artışını engelleyelim. Ya da talebi kısmak lazım. Nasıl kısılır talep? Krediler kısılır mesela, değil mi? Konuta giden kredi şeyleri kısılır. Konut kredileri şey yapar. Ondan kısılır. E ama yani o zaman vatandaş nasıl konut alacak? Yani ince şeyler. Bu karmaşık bir mekanizma. Bir esnaf bir yerine dokununca Barış, muhakkak başka bir yerinden bir şey çıkıyor. Şeyden. Onu söylemek istedim, evet. Alo. Gitti, sesin mi gitti? Alo. Beni duyuyor musunuz? Yok yok. Hocam biz duyuyoruz sizi. Ha, aniden tamam. Senin sesin kesilince heyecanlandım. Eyvah yok, dedim. Yok. İlginç olan nokta Asaf Hocam şu güzel tespit. E, iki tarafta patron. Çimentocular da, müteahhitler de. Yani burada enteresan bir hakikaten karşılaşma var. Biraz mesaj okuyup araya gideyim. Sonra Ege Hocam toparlamak tamam. için size döneceğim izninizle. Şimdi bana tabii kızıyorlar. Ben dedim ya devletin işi fiyat kovalamak mı? Oraya müdahale, orayı şey yap. Aman oradan hani böyle bir oyun vardır kafalara. Kafalara vurursun elinde bir tokmakla hepsini yakalamaya çalışırsın ama kafalar yine çıkar. Barış Bey tabii ki diyor devletin görevi fiyat istikrarını sağlamak. Tüm sektörlerin fiyatlarını vatandaşların hakkına göre denetlemektir diyor. Devletin görevi budur. Öyle bana kızıyor izleyicimiz Cüneyt Bey demiş. Yani tabii ki görev bu. Sen hani niye öyle diyorsun demiş. Kereste fiyatları da çok yükseldi Barış Bey diyor. Alsam ve hakikaten o da çok konuşuluyor. Levent Bey demiş ki çimento üretimi yüksek hava kirliliğine neden olduğu için Avrupa Birliği kendi içinde pahalı filtre sistemleri kurma mecburiyeti getirdi. Avrupa'da çimentoyu Türkiye'den almaya başladı demiş. Olay budur demiş. Bu da ilginç bir yaklaşım. Şöyle bakıyorum. Müteahhit lüks cipinden vazgeçerse konutlar. Yani öyle müteahhitler, çimentocular hani öyle mesajlara bence gerek yok efendim. İnşaatçılar müptelası oldukları kar marjından vazgeçmek istemiyorlar falan böyle tabii yüksek. Ya vatandaş da yüksek fiyattan hemen doğrudan müteahhit tabii muhatap görüyor. Öyle söyleyeyim öyle mesajlar var efendim. Kamu kesimi her alanda faaliyet göstermeli. Fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için gerektiğinde kar amacına da müdahale etmeli demiş. Hocam bak çok ilginç mesajlar var yani şu... Tırnak içerisinde söylüyorum Asaf Hocam, bu tırnak içerisinde satın alınıyor. Yani devlet buraya müdahale etsin, burada fiyatlar çok yüksek savı vatandaş tarafında hemen şey buluyor, bravo. Satın alınıyor. Evet, ha, evet devlet gerçekten müdahale. Yani hocam anlattı işte görünmezler Adam Smith, bırak bunları diyor bence gelen mesajlarda bunları anlıyorum. Çok mesaj var yani işte müteahhitler ev fiyatlarını çok yükselttiğinde göz ardı etmeyelim. Devlet Çin gibi yapmalı. Demir çeliğin %50'sini iç piyasaya, %50'sini dış piyasaya satıyor. Pandemi döneminde dışarıya satışı durdurup iç piyasayı tatmin etme çabasına girdi. Başarılı oldu demiş Çin. Efendim gönderdiği mesajda. Antep'te kat karşılığı arsa oranları %60'a dayandı. Kimse bu maliyetten bahsetmiyor. Konutta fiyat artışları ilerleyen zamanlarda resesyona sebep olmaz mı? Kitlenme noktası oluşursa ödeme krizi olmaz mı? Hocam fiyatlar spekülatif yükseliyor. Mal sahipleri birbirine baka baka fiyatları yükseltiyorlar demiş efendim. Bu işte Ege Hocam'ın neydi? Fiyat fiyata baka baka yükselir hikayesi hemen aklıma geliyor. Bir araya gideyim izninizle. Az vaktimiz kal. Aranlarına devam edeceğiz. Ekonomik görünümde son bölümde birlikteyiz. Çok az bir vaktimiz kaldı. Hiç lafı uzatmadan Ege Can sene bırakayım. Zaten birazdan kapatacağız. Buyurun Ege Hocam. Şimdi gayet açık ki biz burada, yani ben de Asaf, serbest piyasa ekonomisini anlatıyoruz ve savunuyoruz. Tabii tersi düşünenler yani efendim planlı ekonomi daha iyidir, öyle olsun, devlet her şeye karışsın diyenler de düşünenler olabilir. Şimdi bunun bir konuda karar vermek için ya analitik bir düşünme yapılır ya da örnek toplanır.
Şimdi ben serbest piyasa sistemi bütün sakıncalarına rağmen daha iyidir, halkın refahını daha çok arttırır diyorum. Birkaç tane örnek vereyim. Hızlıca. İkinci Dünya Harbi'nden sonra Almanya ikiye bölündü. Doğu Almanya, Batı Almanya. Hangisi hızlı gelişti? Batı Almanya. Yani korkunç fark etti. Evet. Hatta biraz Doğu Almanya böyle mucize falan diyordu. Ne bileyim Çekoslovakya İsviçre. İsviçre gazladı gitti. Yunanistan, Bulgaristan. Yunanistan, Bulgaristan'ı fersa fersa geçti. Bir zamanlar evet. Aynı ülke adedilen Macaristan, Avusturya. Tek imparatorluk. Avusturya serbest pazar sistemi neydi? Macaristan geri kaldı. Avusturya geçti. Güney Kore, Kuzey Kore. Nereden bakarsanız bakın. Dikkat ederseniz birbirine denk ülkeleri kıyaslıyorum. Öyle bilmem ne Habeşistan'dan Almanya'yı kıyaslamıyorum ben. Peki. Şimdi yaşanmış tecrübeler gösteriyor ki serbest piyasa sistemi halkın refahını daha fazla arttırıyor. Lütfen ikide bir de devleti işin içine sokmayın. Devlet hakemdir, penaltı çekmez. Vay süper. Penaltı tamam. Penaltı atmaz diyor Ege Hocam. Atmaz. Devlet hakemdir. Yani böyle tamam. Birisi bu ne biçim penaltı? Çekin onu. Ben atayım diye hiç böyle hakem olur mu? Ama devlet oyunu. Ama iyi bir hakeme de ihtiyaç var. Bunu da kabul et. Doğru. Doğru yani, ama tamam. Hakem oyunculuğa soyunmasın. Hakem de yani olsun. Eyyam mı diyorlar onu da yapmayacak değil mi hocam oraya buraya. İşte adil rekabeti sağlasın. İşte, o da çok önemli. Peki. Tamam faullere göz yummasın. Tamam hocam. Ama bitti. Oyunculuğa da heves etmesin. Bitti hocam. Çok teşekkürler Ege hocam. Asaf hocam süper. Hakem adil bir hakem de lazım tespit harika. 22'de yeniden buluşacağız.